İdlib'e göç eden Suriyelilerin yurtlarına dönmesi masada. İdlib'teki ETŞ hakimiyetine karşı Ankara-Moskova-Tahran hattında diplomasi süreci işliyor. Süreç Türkiye ve Rusya'nın eşgüdümünde yürütülürken Moskova'dan dikkat çeken açıklamalar gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Türk ve Rus ordularının mutabakatı İdlib'teki durumu tersine çevirebilir ifadelerini kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rus ve Türk askeri yetkililerin İdlib'te teröristlerle muhalifleri ayırmaya yönelik adımlar attığını kaydetmişti. 8 Mart tarihinde ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama yapıldı. Açıklamada İdlib gerginliği azaltma bölgesinde 1. Milli Devriye faaliyetinin planlandığı şekilde tamamlandığı açıklandı. Açıklamaların ardından İdlib'te dikkatler bir kez daha operasyonun zamanlamasına çevrildi. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre önce İdlib'te sivil sayısının azaltılması üzerinde duruluyor. Suriye ordusu özellikle son yıllarda Halep, Doğu Guta, Hama başta olmak üzere İdlib dışındaki bölgelerde kontrol sağlamıştı. Söz konusu bölgelerde yaşayan sivillerin bir kısmı ise İdlib'e göç etmişti. Edinilen bilgilere göre İdlib'e sonradan göç eden sivillerin yeniden yurtlarına gönderilmesi konusunda çalışma yapılıyor. Böylece yapılacak olası bir operasyonda sivil kayıpların en aza indirilmesi hedefleniyor. Sivillerin yurtlarına dönmesinin ardındansa ortak operasyonel sürecin başlayabileceği belirtiliyor. Ortak operasyondan önce ise Suriye ordusu terör örgütünün hedeflerini vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak ETŞ'nin İdlib'in güneyinde bulunan mevzilerine top ve füzelerle nokta atışlar yapıldı. Suriye Devlet Televizyonu İkbaria haberinde militanların ağır kayıplar verdiğini belirtti.